Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursu modülüne hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde yaygın olarak kullanılan TCP ve UDP portları hakkında konuşacağız. Network Plus sınavı bölüm 1.2'de neler olduğu hakkında konuşacağız. Bu N10-004 sınavı yaygın olarak kullanılan TCP ve UDP varsayılan portlarını tanımlamamız gereken yer tüm farklı TCP portları ve tüm farklı UDP portlarını göreceğiz. Bu modül ezbere dayalı. İyi ki tüm bu protokolleri biz zaten biliyoruz. Çünkü bu protokollerin hepsiyle ilgili daha önceki modülümüzde konuşmuştuk. Umuyorum ki bu şeylerin sonuna port numaralarını eklemek kolay olacak. Eğer günden güne bunlarla uğraşırsanız bu port numaralarının birçoğunu zaten biliyor olacaksınız. Şimdi hangi uygulamanın hangi port ile çalıştığından bahsetmeden önce TCP portları ve UDP portlarının ne oldukları üzerinde konuşalım. Ve protokollere baktığımız zaman IP versiyon 4'ün bu TCP ve UDP portlarını çok fazla kullandığını görürüz. Bunlar UDP veya TCP'den hangisini kullanırsanız fark etmeden IP versiyon 4 ile iletişim kurabilmeniz için sahip olmanız gereken şeyler. Eğer bir IP paketini çalıştırıyorsanız bu UDP'ye sahip olacak veya TCP'ye sahip olacaktır. İkisine birden sahip olamaz. Bunlardan birisini seçmeniz gerekir. Paket bir server IP adresine sahip olmalıdır ve server için bir uygulama port numarasına sahip olmalıdır. Ayrıca elbette istemci makinemiz bir IP adresine ihtiyaç duyar ve bunun bir port numarası ile bilgiyi göndermesi gerekir. O halde IP versiyon 4 ve TCP veya UDP yoluyla başarılı bir komunikasyon elde edebilmek için bunların dördüne de ihtiyacımız var. Ayrıca bu terimler için geçici olmayan portlar şeklinde bir ifadenin kullanıldığını duyarız. Bu port numaraları kalıcıdır. Geçici portlar kısa sürelidir, yani kalıcı değildir. Bu genelde bir server veya bir servis üzerindeki port numaralarıdır. Bu modülde TCP port 80'i kullanan web serverları için HTTP'yi göreceğiz. Bu özel belirli bir server ile iletişim kurabilmek için her zaman port 80'i kullanacaktır. O halde bu portun geçici olmayan port olduğunu söyleyebiliriz. Bu kaybolmayacak, değişmeyecek. Buna bağlandığımız her zaman port 80 olarak kalacaktır. Web sunucuları ile konuştuğumuz zaman istemci iş istasyonlarında genellikle kullanılan port numaralarından biraz farklıdır. İstemci makinemizde geçici portları çok fazla kullanırız. Bunlar geçici olarak oluşturulmuş portlardır ve web sunucusu ile konuşabiliriz. Web sunucusu ile iletişimimizi tamamladıktan sonra bu görüşmeyi kapattığımızda bu port numaralarını tekrar görmeyiz. En azından tüm çevrim yeniden geri dönünceye kadar. Şimdi bu genelde gerçek zamanlı olarak belirlenir ve genelde bizim istemci iş istasyonumuz tarafından yapılır. Bazı istemci iş istasyonları bu portları sırayla kullanacaktır. Bazıları rastgele olarak bir port alacaktır. Bu sadece makinenizdeki IP yanının tipine bağlıdır. Ancak geçici olmayan ya da geçici terimlerini duyduğunuz zaman bunların kalıcı portlar olduğunu ya da geçici olarak kullanılan portlar olduklarını aklınızda tutun. Şimdi bir port numarasının aslında ne olduğu hakkında konuşalım. Bir TCP port numarası veya bir UDP port numarası 0 ile 65535 arasında bir numaradır. Port numarası 0 çok sık kullanılmaz. Bu sadece çok nadir durumlarda kullanılır. Ancak yine de bu geçerli bir port numarasıdır. Tüm port numaraları servisleri kullanmak, başka bir makine üzerindeki bir servis ile iletişim kurabilmek için kullanılır. Çoğu serverda mesela web serverları gibi geçici olmayan port numaraları veya kalıcı port numaraları kullanılır. Ancak bu her zaman için bir husus değildir. Bunlar her zaman port numarası 80'i kullanırlar. Bu sadece bir numaradır ve bu çoğu aygıtın web serverında sahip olacağı bir şeydir. Google'a bağlanıyoruz. Google'ın port 80'i kullanmasını bekliyoruz. Bu sadece hepimizin ileri sürdüğü ve onayladığı bir numaradır. Eğer web sunucunuzu port 79 üzerine koymak isterseniz bunu yapabilirsiniz. İnsanlara bunun port 79 üzerinde olduğunu söylemeniz gerekir. Aksi takdirde tarayıcınız bunu anlamayacaktır. Tarayıcınız web sunucunun port 80'de olacağını hesaba katar, ancak yine de bunun sadece bir numara olduğunu aklınızda tutun. Bu sadece hepimizin öne sürdüğü ve onayladığı bir numara. Buna uyma zorunluluğunuz yok. İstediğiniz herhangi bir numarayı seçebilirsiniz. Port numaraları komünikasyon için tasarlanmıştır. Sadece web serverınızı port 79'a yerleştirmeniz ile daha fazla güvenli hale gelmez. Bu oldukça basit. İnternete bir yere gitmek için bazı programları kullanmak oldukça basittir. Serverınıza hangi port numaralarının kullanılabilir olduğunu sorun ve bu örneğin port 79'un kullanılabilir olduğunu söyleyecektir. Çünkü eğer bir başkası sorduğu zaman kendini bu şekilde duyurduğunda port 79 çalışır. O halde bu güvenlik için değil. Port numaraları bir güvenlik aracı değildir. Bunlar sadece komünikasyona izin vermek için kullanılır. Servis port numaraları daha önce bahsettiğimiz gibi iyi bilinmelidir ve bu modül bununla ilgili olarak hazırlandı. Belirli uygulamalar iyi bilinen port numaralarına sahiptir. Port 80 web serverlarında iyi bilinen bir porttur. Port 443 HTTPS protokolünü kullanan web server üzerinde şifrelenmiş portlar için iyi bilinen bir TCP portudur. Bu modülde devam ettikçe bu numaraların son derece iyi bilindiğini göreceksiniz ve bunları normal bir iş gibi tekrar tekrar çalıştıracaksınız. Tıpkı A oluşumunda yaptığınız işler gibi. TCP port numaralarının UDP port numaraları ile aynı olmadığını aklınıza tutmanız önemli bir şey. Tek bir serverda TCP port 80 ve UDP port 80 kullanımda olabilir. Bunlar tamamen ayrı şekilde çalışmaktadır. O halde 0 ve 65535 aralığındaki numaraları TCP için kullanabilirim. Burada UDP için tamamen eşsiz ve ayrı bir aralık vardır. Veya isterseniz bunların hepsi bir kere de kullanılabilir. DNS servislerini sağlayan bir serverda aynı zamanda port 53 TCP ve port 53 UDP'nin açık olduğunu görmek çok genel bir şeydir. Bunlar çalışma şekillerine göre birbirinden ayrıdır ve bunları bu şekilde ayrı olarak aklınızda tutun. Burada bir web server ile konuşan bilgisayarın grafiksel açıklaması var. Bu web serverı o server üzerindeki servisler tarafından kullanılan bazı portlara sahip olacaktır. Bir tanesi UDP port 53, burada TCP veya UDP, bir slash ve daha sonra kullanılan protokol şeklinde yazdım. Bunlar genelde endüstride bu şekilde yazılır. O halde UDP port 53 bu server üzerinde DNS çalıştırır ve bu açıktır. Burada bu server üzerinde açık olan bir TCP port 80 var. Burada ayrıca bu web server üzerinde açık olan TCP port 443 var. Burada kullanılabilen birkaç servis var. Benim yapacağım şey bilgisayarımda bir tarayıcı ekranı açmak ve ben o web serverına bağlanmak istiyorum. İsmi yazıyorum veya web serverın IP adresini yazıyorum ve Enter'a basıyorum. İstemci bu server ile iletişim kurmak için kullanmam gereken portun TCP port 1331 olması gerektiğine karar veriyor. Bu geçici bir port ve kısa süreli olarak kullanılıyor. Öyleyse istemcim bu komünikasyon için bunu kullanıyor. Makinem hadi TCP port 80'deki o IP adresine gidelim ve ileri geri iletişim kuralım. Ve bu makine bu web server paketi alır, benimle iletişim kuracağını bilir, benim IP adresimi kullanır ve TCP port 1331'i kullanarak ileri geri iletişim kurar. Bu yüzden bu komünikasyon süresi için devreyi tamamlamak amacıyla bu iki IP adresi ile iki port numarasını kullanıyorum. Bu sayede ileri geri iletişim kurabilirim. Bu oturum sonlandıktan sonra benim makinem eğer gerek duyarsam bu web server ile iletişim kurmak için tamamen farklı bir port numarasını seçebilir ve bu proses sürekli tekrarlanır. Tamam. Şimdi ezberleme kısmı için hazır mısınız? İşe başlıyoruz. Bu TCP portları ile başlayalım. Büyük bir listem var. Bunlardan ilki FTP yani File Transfer Protokol, dosya aktarım protokolü. Bu iki port kullanır. Veri için TCP 20'yi ve ileri geri giden bilgiyi kontrol etmek için TCP port 21'i kullanır. Bir diğer port numarası TCP port 22. Bu SSH adı verilen bir şey tarafından kullanılır. O halde eğer bir konsol yoluyla uzak bir aygıta bağlanıyorsanız ve komutları yazıyorsanız bunu yapmak için genellikle SSH kullanırsınız. Uzak konsollara bağlanmak için bir başka programda bu şifrelenmemiş olandır. SSH normalde şifreli bir görüşmedir ancak Telnet şifreli değildir. Bu TCP port 23'ü kullanır. SMTP daha sık görülür. Bu mail sistemlerimizin mailleri bir alandan diğer bir alana transfer ettiği yoldur. Bunun orijinal ismi Simple Mail Transfer Protokol yani basit posta aktarım protokolüdür. TCP port 25'i kullanır. TCP port 53 DNS yani Domain Name Services alan adı servisleri için kullanılır. Bu TCP portu bölge transferleri için kullanılır. Biz bir şeyi sorguladığımızda DNS normalde UDP'yi kullanır. Ancak tüm bölgeyi transfer ediyorsanız bunun gerçekleşmesi için TCP port 53'ü kullandığını göreceksiniz. HTTP web browserlarımız için sıkça kullanılan bir protokoldür. Bu Hypertext Transfer Protokol yani Hipermetin Aktarım Protokolüdür. TCP port 80'i kullanır. POP3 Post Office Protokol Posta İletişim Protokolü versiyon 3 Bu genelde bizim mail istemcilerimiz tarafından mail serverlarımızdan mailleri almak için kullanılır. TCP port 110'u kullanır. IMAP4 Internet Message Access Protocol yani internet mesaj erişim protokolü versiyon 4. Bu önemli bir şeydir ve TCP port 143'ü kullanır. Ve son olarak HTTPS yani HTTP'nin güvenli kısmı. Hypertext Transfer Protocol Secure yani güvenli hypermetin aktarım protokolü ve bunun her zaman TCP port 443'ü kullandığını göreceksiniz. Şimdi bu TCP portlarına bakın. Bunlar Network Plus sınavınız için hatırlamanız gerekenler arasında en önemli olanlarıdır ve büyük ihtimalle videonun sonunda bununla ilgili bazı sorularımız olacak. O halde bazı UDP portlarına bakalım. Network Plus sınavı için ezberlenmesi gereken çok fazla UDP portu yok. Ancak bu sadece internette görebileceğiniz port numaralarının bir örneğidir. DNS Domain Name Services alan adı hizmetleri için kısaltmadır. DNS'in TCP yoluyla bölge transferleri gerçekleştirmek için kullanıldığından daha önce bahsetmiştik. Bir ağ üzerinde en sık gördüğümüz UDP protokolleridir. Çünkü insanlar gerçekten sorgulama yaparlar. Örneğin yahoo.com veya google.com için sorgu gerçekleştirdiğinizde, bir UDP Port 53 paketi DNS sorgusuyla gider. Ayrıca UDP Port 67'nin açık ve ağa bağlı olan makinelerde daha fazla kullanıldığını göreceksiniz. Bunlar bir bootp veya DHCP talebi ile DHCP sunverlarıyla görüşür ve bu server ile bunun gerçekleşmesi için UDP port 67 kullanır. Bunlar Bootstrap protokol yani ön yükleme protokolü ve dynamic host configuration protokol yani dynamic host yapılandırma protokolü için kısaltmalardır. Bunlar aynı protokollerdir. Bir tür eski isimdir ve daha sonra güncellenmiş versiyonudur. Bootp eskiden kullandığımız ve DHCP en son kullandığımız versiyonudur. TFTP Trivial File Transfer Protokol, basit dosya aktarım protokolü için kısaltmadır. Bu UDP port 69'u kullanır. NTP Network Time Protokol, A zaman protokolü için kısaltmadır. Bu istemci makinelerimizin zamanın güncellenmesi ve dünya ile senkronize olması için kullanılır. UDP port 123'ü kullanır, zaman için iyi bir şeydir. SNMP Simple Network Management Protokol, basit ağ yönetim protokolü için kısaltmadır. Ağ aygıtları bunların çalışma zamanı, toplam çıktıları ile ilgili bilgi almak için sorgulanır. Bu bir yönetim protokoldür ve UDP port 161'i kullanır. Ne kadar iyi bir şey yaptık değil mi? Bunlardan bazılarını hatırlıyor musunuz? O halde yaygın olarak kullanılan TCP ve UDP portlarının birkaçını hatırlayalım. Hangi port SMTP için yaygın olarak kullanılır? Basit posta iletim protokolü olduğunu hatırlayacaksınız. Bu TCP port 25'i kullanıyordu. Diğer sorumuz hangi port DHCP için yaygın olarak kullanılır? DHCP elbette Dynamic Host Yapılandırma Protokolüydü. Ve bunun bir TCP portu mu yoksa bir UDP portu mu olduğunu hatırlıyor musunuz? Bu port numarası 67 üzerinden çalışan bir UDP portuydu. Ve son sorumuz hangi portlar FTP için yaygın olarak kullanılır? Burada portlar diyorum. O halde hatırlayacaksınız. Dosya aktarım protokolümüz için iki farklı port vardı. Bunlar TCP portlarıydı ve veri için TCP port 20 ve komünikasyon kontrolü için TCP port 21'di. Network Plus sertifikasyon bölüm 1.2 için ezberlemeniz gereken tüm portları görmüş olduk ve şimdi bunları aklımızda tutabilmemiz için bir listemiz var. Bu portlardan bazıları size sorulabilir. İyi ki bunların her birisi ağlar üzerinde çalışmaya başladığınızda normal amaçlar dahilinde bilmek için kullanışlı şeyler. Öyleyse bu sizi gerçek dünya ile her zaman bağlı tutacak ve kullanışlı olan şeyler için oldukça iyi bir örnek. Daha fazla Network Plus videosu izlemek için, mesaj panolarımıza katılmak veya bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com